Osmanlı İmparatorluğu, Alfonso de la Martin, kitap ön sözü. Hiçbir milletin tarihi Türklerinki kadar değişik ve olağanüstü durumlarda yazılmamıştır. Bir millet felakete uğradığında veya adaletsiz bir durumla karşı karşıya kaldığında onun yardımına koşmak ve ona adil davranmak gerekir. Gelecek nesillerin zayıfları korumayı, ezilenlerin öcünü almayı kendilerine görev sayacaklarına inanıyorum. Milletler, tarihleri boyunca çoğu kez cezalandırıldıkları gibi bazı durumlarda da ölçülerinin alındığını ve haklarının teslim edildiğini görürler. Bu sözlerimin bir örneği Türklerdir. Onlar gün olmuş, adlarının ve ırklarının yok olma tehlikesiyle karşılaşmışlardır. Ancak Türkler derin uykularından sıçrayarak uyanmasını bilmişlerdir. Ne var ki denizlerden ve karalardan saldırıya uğrayan, ana yurtlarında hakaret edilen, egemenliklerine el konulan da yine onlar olmuştur. Sayıca çok olan Rus orduları tarafından işgale uğrayan Türkler, ellerinde kalan topraklar üzerinde dimdik ayağa kalkmasını bilmişler. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kanında canlanacağını ve sonsuza kadar yaşayacağını dünyaya ispat etmek için canını dişine takarak savaşmışlardır. Bugün de onurlarını korumak için çarpışmaktadırlar. Avrupa bu soylu davranış karşısında duygulanmayabilir, ancak dikkatli olmak zorunda değil midir? Haçlı seferlerinin Türklerin üzerinde uyandırdığı dini nefretlerin neden olduğu olumsuz izleri irdelemenin zamanı gelmiştir. Bu olumsuzlukların geçmişteki ve şimdiki sonuçlarını, ayrıca gelecekteki olası etkilerini açıklamak gerekir. Dini nefretlerin milletler üzerindeki etkileri günümüzde geçmiş yüzyıllara oranla azalmaya yüz tutmuştur. Bu dini nefret, dünyanın siyasi ve askeri açıdan dengeye ulaşması ve milletlerin uygarlık yolundaki çıkarları açısından gitgide hızını ve etkisini kaybetmiştir. Artık milletler birbirlerini öldürmelerinin ve birbirlerinden nefret etmelerinin nedenlerini din farklılıklarında aramayacaklardır. Birbirlerine Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Musevi misin ya da Budist misin diye sormayacaklardır. Ya neyi sorup araştıracaklardır? Hoşgörülü müsün, başkasına adil davranır mısın, namuslu ve kahraman mısın, yurtsever misin? Yüzyıllardır üzerinde yaşadığın topraklarda egemenliğini sürdürebilecek misin diye soracaklardır. Evet, sorular bitmedi. Üzerinde yaşadığın toprak ve deniz parçasını başka bir milletin tehditlerine ya da saldırılarına karşı savunabilme olanakları soruşturulacaktır. Yayılmacı bir milletin doğal afet gibi yurtları, kentleri işgal etmesine ve milletleri, uygarlıkları, dinleri, özgürlükleri, ticareti ortadan kaldırmasına korkup İzin mi vereceksin, yoksa o gözü dönmüşü püskürtmek için önünde set oluşturmak üzere bizimle birleşecek misin diye sorulacaktır. İşte bu sorulara Türkler cesaret ve kahramanlıklarıyla, Avrupa ise vicdanının ayaklanmasıyla yanıt veriyor. Bu yeterli mi? Hayır. Hayır, Avrupa Rusya'nın tartışılmaz gücü karşısında ilk çağ insanlarının doğal afetlere karşı çaresiz kaldığı gibi davranmayacaktır. Kabından taşan Kuzey, zamanını şaşırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu henüz ölmemiştir. İleri görüşlü dayanıklı Batı, doğudaki bu toprak ve denizleri, bağımsız milletleri tek bir halkın boyunduruğu altına sokmayacaktır. Batı hiçbir zaman bu kadar ileri görüşlü ve olgun olmamıştır. Bir zamanlar iki şair, Fransa'da ve İngiltere'de Türklere karşı düşünce yoluyla Haçlı Seferi başlatmak istemiştir. Yazarlar düşünceleri, şairler heyecanları yaratırlar. Evet, şiirin yarattığı heyecan devlet adamlarına rağmen Yunanistan'ı kurtardı. Hayal gücü bu sonuca sevindi. Politika zaman içinde doğrulanan ön yargılara kavuştu. O günlerde genç olan bizler bile doğuda olup bitenleri bilmeden, o yerleri ve oranın insanlarını tanımadan Yunan uygarlığına hayranlık duyarak Türklere karşı haksızlık ettik. Evet, biz de herkes gibi aldanmıştık. Oysa Doğu ve Batı'yı Rus yayılmacılığına karşı koruyan Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamamak gerekiyordu. Ancak Yunanistan da korunarak Osmanlı toplumu içinde özerk bir devlet haline getirilmeliydi. Navarin'deki haksız ve zalim donanma yangını Rusya için sevinç ateşi oldu. Bu ateş Ruslara Sinop'u müjdeliyordu. İşte o günlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun başında Sultan II. Mahmut bulunuyordu.
sultan devletinin kalkınmasını hoşgörü ve ülkesinin kapılarını Avrupa uygarlığına açarak sağlamaya çalışıyordu. Sultan II. Mahmut, büyük devletlerin kendilerini ölüme sürükleyen yanlış kararlarını ve akılla bağdaşmayan davranışlarını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Ülkesinin Navarin cinayetine katılmasını haklı göstermeye çalışan bir yabancı diplomata şöyle dedi: "Tek başına Rus yayılmacılığına karşı korunmaya çalıştığım sırada Avrupa'nın beni ve ülkemi yok etmek için Ruslarla birleşmesine ne demeli? Benden sonra Avrupa'nın Rus boyunduruğu altına girmesi mi isteniyor?" Yabancı diplomatın yanıtı diplomatçadır: "Haklısınız ama Avrupa için kaygılanmayın. Bir gün gelecek, Avrupa sizin çabalarınızı takdir edecektir. İşte o zaman Navarin'de donanmanızı yakan Rus gemilerini batıracaktır." Bu yanıt üzerine Sultan II. Mahmut yüzünü ellerinin arasına alarak "La ilahe illallah" demiş ve biraz durduktan sonra şehzadeyi düşünerek ve onu kastederek sözlerini şöyle tamamlamıştır: "İnşallah istekleri gerçekleşir." Evet, şehzadenin istekleri gerçekleşecektir. Bugün artık Türkiye'de Hristiyan diye bir şey yoktur. Gündemde bütün milletlerin bağımsızlıkları ve saldırılardan korunmaları vardır. Avrupa için ölüm çanları Petersburg'da çalınmıştır. Eğer tüten bir ocağın sönmesi isteniyorsa bütün Avrupa silaha sarılmalıdır. Bize göre bütün güçler bu çağrıyı yapmakta geç kalmışlardır. Çağrı yeni duyulmaktadır. İşte bu konuda konuşma zamanı gelmiştir. Ülkenin rejimi hakkında olumsuz düşünmek, yeni görüşleri ileri sürmek, beğenmek ya da kötülemek kişilerin doğal hakları sayılabilir. Hükümetin çalışmaları hakkında yerine göre üzülmek, yurt sevgisini ön plana alarak susmak ya da özgürlüğün olmadığı dönemlerde sesini çıkarmamak mümkündür. Bu durum, milliyet duygusunun temellerini sarsmadan bizi üzüntü içinde bırakabilir. Hükümet toplum değildir, bütünün bir parçasıdır. Parçalar kırılsa bile yurdu oluşturan bütün öğeler yerlerini korur. Ama hükümetin yapısı ve çalışma sistemi gün geçtikçe halkın beğenisini ve desteğini kaybedebilir. Halkın vicdanında çevresine hayat verici, milli varlığının temelini oluşturan ve bir kez kaybedilince bir daha ele geçirilemeyen öğeler de vardır. Bunlar milletin dış çıkarları, dünyadaki konumu ve önemi, öteki milletlerin güçleriyle karşılaştığında ortaya çıkan öz ağırlığı, devletlerle yapılan anlaşmaları ve nihayet toplam öz varlığıdır. Kişi milletin çıkarları için yurtseverliği göz ardı etmeksizin özgürce her yerde ve her zaman düşündüğünü söylemelidir. Çünkü söz konusu olan günlük işler değil, ülkenin sonsuza kadar uzanan geleceğidir. Çıkarların büyüklükleri ve süreçleri hükümetin büyüklüğünü ve sürecini aşar. Soylara dayalı rejimler ya da cumhuriyetlerden önde gelir. Diktatörlük ve imparatorluklardan sonra da yaşamayı sürdürür. Ülkenin çıkarlarının engellerle karşılaştığını ya da tehlike içinde olduğunu görüp de susanlar, yalnız gerçeklerle değil, kendi yurtlarına da kötülük etmiş olurlar. İşte bütün bunlar bizi bu kitabı yazmaya yöneltmiş ve zorlamıştır. 1. François'dan bu yana Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu, birbirine bağlayan geleneksel politikanın sayısız nedenleriyle ilgili bir araştırma yapmadan önce Osmanlılar için birkaç söz söyleyeceğim. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ve Asya'da 2 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir alana yayılmıştır. Eğer Osmanlı İmparatorluğu ortadan kalkacak olursa bu geniş alan yalnızca Rusya tarafından doldurulur. Sonuçta Avrupa, Rus çarının bir halkı yok etmesine göz yumuyorsa dünyanın en güzel iklimlerinin, en verimli topraklarının, en zengin limanların sıralandığı kıyılarının, ticarete en uygun adalarının, en aşılmaz boğazlarının ve nihayet çok eskiden olduğu gibi bugün de yeryüzünün merkezi olacak bir kentin içinde bulunduğu bu çok geniş arazinin sahibi Rusya olacaktır. İşte bu Fransa, İngiltere ve sözün kısası bütün Avrupa için düşünülmesi gereken bir durum. Bütün bunlar söylendikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya siyasi haritasından silinmesi ya da kalkması konusunda başka sözler eklemeye gerek yoktur. Yalnız bu konu üzerinde bir dakika düşünmek yeter. Tercih harita üzerinde Fransa dahil bütün Avrupa için yaşam ve ölüm kelimeleriyle yazılmıştır. Ya Osmanlı İmparatorluğu yerinde kalacak ya da Fransa haritadan silinecek. Fransa içinde, İngiltere içinde, İspanya, İtalya, Asya ve Afrika içinde, hatta Rusya tarafından okşanan Avusturya içinde durum aynıdır.
1815 anlaşmasından önce ve o günlerde Osmanlı İmparatorluğu büyük devletlerin ortak çıkarları için barış sistemi içine alınmıştı. Osmanlı İmparatorluğu özünde ölçüsüz bir biçimde gelişen bütün imparatorlukların geçirdiği aşamaları barındırıyordu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu gerileme döneminde toprak kaybederek Avrupa ile kurulan iletişim sayesinde uygarlaşıyor ve gençleşiyordu. Sözün kısası Avrupalılaşıyordu. Şimdiki padişahın babası Cesur Sultan II. Mahmut ülkesinin uygarlaşması uğrunda tahtını ve hatta canını 3 defa tehlikeye atmıştı. Sultan II. Mahmut ayaklanan Yeniçerileri suçüstü yakalatarak tarihte eşine ender rastlanan bir darbeyle yok etmişti. Daha sonra Doğu'nun Batı'yla kaynaşmasını sağlamak amacıyla hoşgörüye dayanan büyük düşüncelerini yaşama geçirmeye çalıştı. Gericiler ve ön yargılı kişiler Yeniçerilerin cesaretleriyle birlikte gömüldüler. İşte o günlerde Avrupa bir hata işlemişti. Bu hata Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğundan koparılması ve Osmanlı donanmasının Rusya lehine yok edilmesiydi. Ne var ki 1840 yılında her yerde yanlış yol izlendiğini vurgulamaya çalıştığımız sırada daha hatalı bir politika gündeme getirildi. Bu defa padişaha karşı ayaklanan bir Mısır paşasının yanında yer alınıyordu. Fransa zaten zayıf düşmüş olan Osmanlı İmparatorluğundan Mısır, Suriye, Arabistan hatta Toroslara kadar olan yerlerle adaların alınması için bütün Avrupa'yı savaşla tehdit etti. Gerçekte Osmanlı İmparatorluğunu bir yana itip eyaletlerini paylaşmak çok daha doğru bir yol olurdu. Avrupa ülkelerinin oluşturacağı bir konfederasyon, hiç olmazsa Osmanlılardan alınan bu eyaletlerin Rus egemenliği altına girmesini önleyebilirdi. 1840 Fransa'sından tam destek gören İbrahim Paşa'nın Nizip'te kazandığı zafer, Sultan II. Mahmut'un ölümüne neden olunurken, büyük bir toprak parçasının serüvenci bir paşanın eline geçmesine de yol açıyordu. Bunun üzerine Fransa'da bir korku çığlığı yükseldi. Fransız halkının desteğini yitiren hükümet hatasını anlayarak donanmasını çekmeyi ve bu işten sıyrılmayı kabul etti. Böylece Londra'da 15 Temmuz Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü güvence altına alındı. Avrupa'nın bu tutumu ve Suriye'ye çıkarılan birkaç bin Avusturya askeri o güne kadar yenilmez diye kabul edilen İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusunu bozguna uğratıp Nil kıyılarına kadar gerilemesine yetti. Sultan II. Mahmut kendi politikasının olumsuz sonuçları yüzünden ve Fransa'nın 1840 yılındaki hatalı tutumunun doğurduğu ağır koşullar nedeniyle öldü. Yerine oğlu Abdülmecid geçti. Yeni padişah ülkenin oldukça iyi bir döneminde tahta oturmuştu. Ülkede yapılmak istenen yeniliklerin çoğu gerçekleştirilmiş ve bu yenilikler saray çevresinde nefret yaratmış, Sultan II. Mahmut'un ölümüyle ortadan kalkmıştı. Bugüne kadar hiçbir genç hükümdar Sultan Abdülmecid gibi imparatorluğu barış içinde yeniden yapılandırma yeteneğine hem karakter ve hem de dış görünüş açısından sahip olabilmiş değildir. Ön sözün devamında yazar Sultan Abdülmecid ile yaptığı uzun bir görüşmeden sonra onun hakkında yazdığı bir yazıyı paylaşıyor. Onu burada okumuyorum, ön sözü burada bitiriyorum.